Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol, değerli hazırım, hastamızın değerli mensupları, kıymetli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı çocuklar ve değerli arkadaşlar. Ankara'da bulunan en büyük STK'lardan biri olan Kırşehir İl ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlemiş oldu. Bu yılda yeni mahalle belediye başkanımız Sayın Fethi Yaşar'ın önderliğinde Kırşehir Derneği olarak ortak olarak düzenlemiş olduğumuz geleneksel iftar yemeğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yediniz efendim? Açılış konuşmasını Kırdağ Başkanımız yapmadan önce ben de bugün aramızda bulunan tam 4 sayfalık bir protokol var. Yani durumu da biliyoruz. Yemekten sonra herkesin dışarı çıkma ihtiyacı olacak. Okuyun mu okumayın mı bilemiyorum ama yani izninizle bunlar da önemli. Biz de sizler gibi bunlar da önemli. Hızlı bir şekilde okumak istiyorum. Bu arada aramızda bulunan bütün konuklarımızın isim listesi burada alfabetik sıraya göredir. Onu da intikal ettireyim sizlere. Adalet Dağıstan, Kırşehir Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı. Kırşehir'den geldiler, hoş geldiler, sefa getirdiler. Hoş geldiniz. Ahmet Koç, Yozgatlılar Federasyonu Başkanı. Ali Çetin, Kırşehir İş Adamları Derneği Başkanı ve Anadolu Gazetesi imtiyaz sahibi. Ayetullah Sarı, Mamak Belediyesi Meclis Üyesi. Bekir Kangal, Yeni Mahalle Belediye Meclis Üyesi. Birol Yurdakul, Kırşehir Atatürk Düşünce Derneği Başkanı, Kırşehir'den gelmişler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Cemal Serkaya, Kırıkkaleliler Federasyonu Başkanı. Coşkun Korun, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Elmas Yağmur, Yağmurlu Türkmen Normal Derneği Başkanı, aynı zamanda da Ankara 2. Bölgede Milletvekili adayı hemşehrimiz. Hayırlı olsun. Ali Kurtuluş Öncü, Ankara 3. Bölgede Milletvekili adayı hemşehrimiz. Hoş geldiler. Erol Tosun, Kırşehir Vakıf Kurucularından eski Vakıf Başkanı, iş insanı. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Feride Duygu Bahadır, Asker Özel Kalem Müdürü aramızda var. Rahmetin Meybullah, bereketi Habibullah, şefaati ya Resulallah. Ed'amen Allahü min ed'amil cennet, ve serkan Allahü min şerabil kemser, ve zevveden Allahü min hulü mü'in. Ya Rabbel Alemin, sen rızan-ı şerif için hoşçuk, sana inandık, sana sanadık. Ve yine seni vermiş olduğun rızıkla orucumuz açtık. Hamdolsun verdiğin nimete, sağlık, sıhhat ve afiyete. Ya Rabbel Alemin, bizlere bu güzel nimeti ikram eden kardeşlerimizin, hizmet eden kardeşlerimizin geçmişten rahmet eyle ya Rabbi. Yerlere afiyet, sağlık, sıhhat, hayırlı ömret, bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu güzel nimetlerinden dünyanın neresinde olursa olsun bir yedim ekmeğe, bir bardak suya muhtaç olanlara sen yardım eyle ya Rabbi. Allah'ın birliğimizi ve beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Allah'ın sofralarımızı bereketli eyle ya Rabbi. Hanelerimize bereketle ihsan eyle ya Rabbi. Allahum mezid ve la tenkus ve hürmet yesiri suratil fatiha. Başkanım, bizi temsil eden iki tane değerli belediye meclis üyemiz var burada. Biri Serdar abi, Serdar Dönmez, biri Bekir Kankal. Biz kendilerine gurur duyuyoruz. 763 tane Kırşehirliler adına, bugün burada yemekler adına derneğimizin bir plaket takdim olacak. Hanımefendi buyurun. Kırşehir'i anlatan bir plaket mi? Başkanım takdim ederseniz. Şöyle basın mensubu teşkil ediyorsunlar. Başkanım. Tamamen Kırşehir'i anlatan logomuz. Başkanım biz teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Programımız devam ediyor. Tamam. Açılış konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım.
başkanları, siyasi partilerimizin il ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın genel başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, muhtarlarımız, iş insanlarımız, milletvekili aday adaylarımız, bürokratlarımız, sevgili hemşehrilerim ve tüm konuklarımız, Kürder olarak her sene geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimize hoş geldiniz. Bu akşam aramıza katılarak gecemize anlam katan bütün konuklarımızı yürekten selamlıyorum. Bu Ramazan ayında da iftar yemeğimizi sizlerle beraber gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken Yüce Allah'tan tuttuğumuz oruçları kabul etmesini niyaz ediyorum. Birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan mübarek Ramazan ayında iftarımıza katılarak bizlere aynı sofrayı paylaşan, iftarlarını açan, sevincimizi paylaşan değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sözlerime devam etmeden önce inşallah önümüzdeki günlerde birlikte karşılayacağımız mübarek Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı yürekten şimdiden kutluyorum. Bizleri bu güzel salonda ağırlayan, yanımızda olan, bizlerden desteklerini esirgemeyen Yeni Mahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar Başkanıma, tüm ekibine ve derneğimizin tüm faaliyetlerinde bize destek olup güç katan hemşerimiz Belediye Meclis Üyesi Ramazan Dönmez'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Anadolu'muzun merkezi konumunda bulunan Kırşehir, topraklarında yaşattığı tarihi eserleri ve kültürel varlıkları ile 5000 yıllık bir medeniyetin izlerini taşımaktadır. İlimize Hitit, Filik, Roma ve Bizans uygarlıklarının yaşadıklarına dair birçok tarihi eserler bulunmaktadır. En parlak dönemini Anadolu'nun Türkleşmesi süreci olarak tanımladığımız 13. yüzyılda yaşayan Kırşehir, bu dönemde fikirleriyle Anadolu'nun tam bir Türk yurdu olmasını sağlayan Ahilik Teşkilatı'nın kurucusu Ahi Evrani Veli, Türk dilinin öncüsü Aşık Paşa, Süleyman Türkmani, Ahmedi Gülşehri, gönül ve sevgi insanı Yunus Emre, kurduğu medresede astronomi çalışmaları yaptıran Caca Bey, Profesör Doktor Erol Güngör gibi aferinlere Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Çekiç Ali ve Şemsiyah Sıman gibi birçok saz ve söz ustalarına ev sahipliği yapmıştır. Geçmişten günümüze aktarılan tarihi eserleri, yeraltı şehirleri, şifalı terman kapıcaları, Seyfe Gölü, Kuş Cenneti, İsa Hocalı Köyü İl Mağarası, 1986 yılından beri Japon Madadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından kazılar yapılan Kaman Kalehöyük, İç Anadolu'muzun denizi konumundaki İrfanlı Baraj Gölü ve sahilleri, zengin folkloru, Gülpark Müzemiz'in ustaca çalınıp söylenen Anadolu Bozlak türküleriyle Kırşehir Anadolu kültürümüzün tam anlamıyla yaşatıldığı bir şehir özelliğini taşımaktadır. Bu sebeplerden ötürü UNESCO tarafından müzik kültür şehri olarak ilan edilmiştir. Kırşehir öğretim açısından ülkemizin en başarılı illeri arasında yer almaktadır. Bu bilinçle Ankara'da yaşayan hemşehrilerimizin kurduğu en eski derneklerden birisi olan Kırşehir ve ilçeleri dayanışma, yardımlaşma, kültür derneği edindiği bu şiara hizmetlerine devam etmektedir. Geleneksel hale getirdiğimiz iftar programları, Neşet Ertaş anma geceleri, Helemiş geceleri etkinlikleri ve bunlara benzer etkinliklerimiz yapılmaktadır. Ülkemiz ne yazık ki çok sıkıntılı günlerden geçmektedir. 11 ilimizde art arda yaşanan depremler ve ardından gelen sel felaketlerinin neticesinde ağır kayıplarımız olmuştur. Depremlerde ve sel felaketinde hayatlarını kaybeden başta şehitlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Kürde ülkemizin yaşadığı bu acılı felakette insanlarımızın yaralarını sarmak için elinden gelen tüm imkanlarını seferber ederek tamamı gıdadan oluşan 13 tır dolusu yardım bölgeye ulaştırılmıştır. Allah bir daha bu millete böyle acılar yaşatmasın.
kıymetli misafirlerim. Bu mübarek günde daha fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sözlerime son verirken sizlere bizler burada görülüyor ki Ankara'da müthiş derecede bir Kırşehirler yoğunluğu, Kırşehirler nüfusu vardır. Aynı günde olmasına rağmen salonlar almamaktadır, salonlar taşmaktadır. Kırşehirlere tüm hemşehrilerimi, tüm misafirlerimi kutluyorum. Bu Kırşehir birlikteliğini, bu Kırşehir beraberliğini güçlendirerek ileriye taşımak arzumuzdur, hedefimizdir. Kırder'in misyonu budur. İnşallah bunu da başaracağız. Aramızda çok kıymetli misafirlerimiz, hemşehrilerimiz var. Sayın Murat Başkan bir kısmını ilan etti. Fethi Başkanımızın başka programlar olduğundan dolayı bundan sonra inşallah devamını getirecek ama aramızda öyle biri var ki Yerköy'den kalkıp aramıza gelerek bizleri onur eden Ferhat Başkanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Tokatlar Vakfı Genel Başkanı Kerem Erdin, Erdem Başkanımız, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyemiz, o da başka bir programını, farklı bir şehirdeki etkinliğini bırakarak iptal edip aramıza katılmasından dolayı ona da teşekkür ediyorum. Aramızdaki bütün kıymetli hemşehrilerime, sivil toplum örgütlerine, başkanlarıma, tüm misafirlerime sonsuz şükranlarımı teşekkür ederim. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Kapısı daima Kırşehirlere açık olan Neşet Ertaş Parkı'ndan tut her türlü etkinliğimize katkı sağlayan yürekli insan, Kırşehir dostu, Ankara dostu, kıymetli belediye başkanımız, ev sahibimiz Sayın Fethi Yaşar'ın konuşmaları yapmak üzere bir yana ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Değerli hemşerilerim, Kırşehir derneklerinin değerli başkanları, yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarım, sevgili hanımefendiler, sevgili beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün Ramazan ayı münasebetiyle sizlerle beraber Kırşehir'de Ankara'da oturan, Ankara dışından gelen hemşerilerimle beraber bir iftar sofrasında bulunmaktan onur duyduğumu belirtmek isterim. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı birlik ayıdır. Kardeşlik ayıdır, kin ve nefretten uzaklaşma ayıdır, paylaşım ayıdır. Zenginle fakirin, güçlüyle güçsüzün aynı sofrayı paylaştığı aydır. Ramazan ayı oruç tutmak, namaz kılmak, teravih kılmak, zekat vermeyin dışında eline, beline, diline hakim olma ayıdır. Ülkemiz böyle bir Ramazan'ı bize kavuşturduğu için Yüce Allah'a şükrediyoruz. Biliyorsunuz daha önce pandemiyi yaşadık. İnsanlarımızı aramızdan kaybettik. Aramızdan hastalananlar oldu. Hala acısını çekenler var. Ne yazık ki bu sene de Şubat ayında bir deprem felaketiyle, ülkemizin en büyük deprem felaketiyle baş başa kaldık. Ve binlerce insanımızı, on binlerce insanımızı kaybettik. Yüz binlerce insanımız yaralı kaldı. Milyonlarca insanımız bugün çadırlarda ve yaşama zorluğu içerisinde ızdırap çekiyorlar. Milletimizin hem pandemide hem depremde fedakarlığını bütün dünya gördü. Zengini, fakiri birleşmeyi bildi. Siyasetin kirli diline, kinine, nefretine rağmen bu ülkede insanlarımız, inançları ne olursa olsun, kökleri, ırkları ne olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsunlar,
insan olarak birbirimizle kaynaşmayı biz de biliyoruz. Dinimizin de emri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti. Değerli kardeşlerim, ülkemizin içinde bulunduğu sorunlar var. Ekonomik sorunlar var, sosyal sorunlar var, siyasetin kirliliği var, kamplaşma var. Dünyada gelişmiş ülkeler, milli gelir dağımı yükselmiş, kültür seviyesi yükselmiş ülkeler, demokrasiyle idare edilen ülkeler. Demokrasi, insanları tek adam rejimi değil, krallık, padişahlık, saltanat değil, milletin iradesi. Millet getirir, millet götürür. 1,5 ay sonra sandığa gideceksiniz. Bu seçim çocuklarınız için, torunlarınız için çok önemli bir seçim. Bir partinin gidip bir başka partinin geleceği seçim değil. Bu seçim ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rejimini Cumhuriyet ülkelerini yakalayacak, ya da başka şekilde totaliter ülkeler gibi idare edilebilir. O sandık kabinine girdiğinizde bir yüce Allah var, bir de vicdanınız var. Doğru yapıyorlarsa devam etsinler. Yanlış yapıyorlarsa kendinizi değil, çocuklarınızı düşünün, torunlarınızı düşünün ve yapamayanı gönderin, yapanı getirin. Hiç kimseye acımayın. Bu duygular içerisinde namazının sonu bayram Kadir Gecesi. Kadir Gecenizi de bayramınızı da kutluyorum. Allah depremde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin birliğini, dirliğini, bütünlüğünü koruyacağız. Hep beraber koruyacağız. Irkımız ne olursa koruyacağız. Mezhebimiz ne olursa koruyacağız. İnancımız ne olursa koruyacağız. Düşüncemiz ne olursa koruyacağız. Çünkü bu ülkede bu ülkeyi beraber kurtardık. Beraber kurduk bu cumhuriyeti. Beraber yaşayacağız. Hepinize saygılar.